ve aradaki metre farkını göstereceğiz. Bunu olabildiğince basit ve uygulanabilir şekilde yapmak çalışıyoruz. Ne kadar suda gelmiş? Şu an 32 metrede durdu. 37. 37 metrede. 37 metrede durdu. 50 kilometre ile hızla panik fren yapan. Yalnız evet, panik frenden bahsediyoruz. Bu böyle yumuşakça bastığımız bir frenden değil. Sonuna kadar amiyane tabirle köklediğimiz fren değil mi? Köklediğimiz fren. Şimdi kış lastikleriyle aracımız geldi. O da panik fren yapıyor. Mesafe gözle görülür ölçüde az. Önemli olan da bu. Önemli olan da bu. 37 metreden bakalım şimdi kaç metre düşüyoruz. Bir yandan mesafeler geliyor, son veriler geliyor. 25 metre. Yani arada nereden baksanız bir 13-14 metre fark var. Bir otomobili uzunluğu 5 metre olarak alırsanız Ahmet, arada 3 otomobil fark var. Bu muazzam bir fark ve otomobiller esas frenlerini toplam durma mesafesi 4 parçadan oluşuyorsa o son bir parçada gerçekleştiriyor. Dolayısıyla o son 14-15 metrede yapılan fren esas fren. Oraya çok hızlı geliyor araçlar. Dolayısıyla bu mesafe oldukça tehlikeli. O arada çarptığınız bir kişinin hayatta kalması neredeyse imkansız. İmkansız. Peki şunu merak ediyorum. Şimdi ikinci bir doma gerçekleştireceğiz. Evet. Burada neler yapılacak? Biraz da onlardan bahsedelim. Şimdi yola çıkmak zorunda değilseniz evde kalın dedik. Çıkacaksanız kış lastiklerini takalım dedik. Ondan sonra aracınızın genel kontrolünü yaptınız. Antifrizi, sıcak suyu gibi detaylara indiniz ve şimdi yola çıktınız. Peki bu gibi şartlarda otomobil nasıl bir tepki verecek? Şimdi 4 mevsimli lastikli aracımız pistimize girdi ve engelden kaçacak. Önüne birisi atladı. 30 kilometre hızla gidiyor ve gördüğünüz gibi hem kukaya çarptı hem de kendi şeridine geri dönemedi. Evet. Şu anda 30 kilometre Şu anda 30 kilometre hızdan bahsediyoruz. Çok yüksek hızlar değil bunlar. Bu arada bizim yeşil zeminimiz sıkıştırılmış karın simülasyonunu yapıyor. Dolayısıyla yani orada kar yok ama orası bir kar efekti var orada. Onu da söylemekte fayda var. Çok önemli bir şey bu. Çünkü siz abicim Haziran ayında da gelseniz buraya biz size kış şartlarında nasıl otomobil kullanması gerektiğini eğitimini verebiliyoruz burada. Bu yeşil alanlarımız ıslandığı zaman bu karın kayganlık kat sayısına ulaşıyor. Şimdi aynı mesafede ikinci araç geliyor. Üzerinde kar lastiği var. Aracımız üzerinde kış lastikleri var ve yine önüne bir çocuk atladı, bir şey atladı ve engelden kaçıyor ve bakın şimdi kış lastikli aracımız şeridine geri dönebiliyor. Panik yok, stres yok. Ama tabii şoförümüz, sürücümüz birkaç şeyi de farklı yaptı. Şimdi biraz sonra ona değineceğim. Ama gördüğünüz gibi kış lastikleri panik anında sizin aracın kontrolde tutmanıza çok büyük faydası var. Yani araç yolda kalıyor. Evet. Doğru mu anlıyoruz? Hem hamur yapısı itibariyle hem üzerindeki oluklar itibariyle. 7 derecenin altına düştüğü zaman havanın ısısı, o zaman kış lastikleri gerçekten ön plan çıkıyor. Hamur esnekliğini yitirmiyor ve yolu çok daha iyi tutuyor araç. Yalnız bu demek değil ki kış lastiğimi taktım, şimdi önüm açılsın, geliyorum. Öyle yanlışlar da var çünkü. Kış lastiğini taktık deyip de hızlı gitmek doğru mu? Değil. Yani 30 kilometre hızla biraz önce gördünüz, engelden kaçabildi kış lastikli aracımız. Ama bunu yaparken şunu da belirtmek istiyorum. Kış lastiğinin sürücüsü çok yumuşak hareketler yaptı. Buradan bir emin değilim, görebildim arkadaşlar ama çok yumuşak hareketler yaptı. Lastiği aracın engelden kaçmasını sağladı. Ama 40'la gelse o da yapamayacak. Dolayısıyla kış lastiğinde limitleri var. Dolayısıyla şu anda ikinci bir başka demo geliyor. Evet. Bunda neler oluyor? Şimdi gördüğünüz gibi otomobili tamamen kontrol dışına çıkarttık burada. Nasıl oldu? Biraz anlatabilir miyiz? Otomobil burada arka kick plate dediğimiz mekanizmayla ona çarptık. Bu mekanizma bir tek bizde var ve civar ülkelerde yok. Çok önemli bir mekanizma bu. Nasıl çalışıyor? İsterdim ki tabii bütün izleyeceğimiz herkes gelsin, bunun eğitimini alsın. Yani başınıza trafikte gelebilecek en kötü senaryoyu, olayı biz burada yaşatıyoruz. Burada makinamız, cihazımız aracın ön lastikleri üstünden geçtikten sonra arka lastikleri yakalıyor ve ya sağ ya da sol tarafa aracı kontrol dışına atıyor. Arkadan kayma dediğimiz en tehlikeli durumun simülasyonu bu. Özellikle bu gibi hava koşullarında yokuş aşağı inerken araçlarınızın hakimiyetini böyle kaybedebilirsiniz. Arkası kayabilir. Biraz önce olduğu gibi. Şimdi kış lastikli aracımız arkası kaydı ama sürücü çok rahat toplayabildi. Otomobili topladı. İşte kilit bu. Yani bu gibi durumlarda sürücünün ne yapması gerektiğini bilmesi lazım. Bunu da üst üste egzersizlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor.
yapacağım. Şimdi Kickblade'i bir daha uygulamasını göreceğiz. Aynı uygulamayı yeniden yapalım. Peki sürücü davranışları nasıl olması lazım? Biraz da kış şartlarında özellikle sürücü davranışlarından ve araba kullanmanın detaylarından biraz bahseder misiniz? Ahmetciğim, öncelikle herkesin bir kere yavaş gitmesi lazım. Yani şu gördüğümüz pozisyona düşmemek her zaman çok büyük avantajdır. Buna biz defansif sürüş diyoruz. Lütfen öncelikle bir yavaş gidelim. Bir sakin olalım. Yola git, yani sabah 8'de aracınızın başına gidiyorsanız lütfen 7'de gidin. Temizleyin. Camlarınız, aynalarınız, görüş alanlarınız hepsi net bir şekilde görüş alanınız temiz olsun, görebilin. Ve daha sonra yola erken çıkın. Şimdi Kickblade'den yine geçti, yine yoldan dışarı çıktı. Bu arkadaşımız yola geç çıktı. Dolayısıyla bir toplantıya yetişiyor, panik halinde ve aracı kontrol dışına çıktığı anda onu geri alamadı. Bir de üstüne üstlük 4 mevsim lastiği var. Yani olabilecek en kötü senaryolar bu arkadaşın başına geldi. Hayır, en kötü demeyeyim çünkü biraz sonra daha da kötüsü var. Onu da göstereceğiz size. Şimdi bilinçli sürücü. Onu buraya davet ediyoruz. Yola erken çıktı, görüş alanları serbest, hızını düşürdü ve yokuş aşağı inerken oldu. Aracın hakimiyetini kaybetti. Otomobilin aracı savurduğu yönün tersine direksiyonuyla hafif kontra verdi. Ayağını gazdan çekti ve otomobilin hakimiyetini geri aldı ve yoluna devam etti. Yani önemli olan bu. Her zaman ileriye bakmak ve direksiyonu gitmek istediğiniz yöne çevirmek. Dolayısıyla otomobilimizi sağ tarafa doğru atar, kaymaya başlarsa otomobil sağ tarafa doğru, siz ileri bakıyorsunuz, direksiyonda baktığınız yöne çevireceksiniz. Sol tarafa doğru kayarsa sol tarafa. Ve bu hareketleri yine kaygan zemin üzerindeyiz. Refleksler iyi, hızlı olacak. Ama hareketleri çok panik halinde yapmamıza gerekiyor. Tatlı bir şekilde o aracı yakalayıp geri almamız gerekiyor. Bazen Ahmet aracı yakaladığın zaman arkası tekrar geri gelebilecek. Pandül efekti bunu diyoruz. O yüzden yine tekrar terse tatlıca çevirip direksiyonu, otomobil hakimiyetini geri almamız gerekiyor. Şimdi başka bir efekt daha geliyor. Nedir bu? Şimdi olabilecek en kötü durumu yaşıyoruz. Otomobil kontrol dışına çıktı. Ve yani eğer şu hareket E5'te olmuş olsaydı zincirleme bir kaza. Zincirleme bir kaza. Bir de dikkat ederseniz şimdi su duvarlarımız yükseldi. Su duvarlarımız bizim tehlikelerimiz. Önünüze bir çocuk atladı. Önünüze bir araç çıktı. Önünüze bir malzeme düştü. İşte bu engelden kaçmanın yine bu simülasyonu. Ve bilinçli sürücü otomobilin hakimiyeti geri aldığı zaman kaçış alanlarına bakmak zorunda. İnsanoğlu doğuşundan beri her zaman birkaç şey arar. Örneğin sürekli gözü tehlike arar. Biz gözümüz tehlikeyi algıladığı anda genellikle oraya kilitli kalır. Burada bizim yapmak istediğimiz bir, otomobil hakimiyetini geri alalım. İki, tehlikeyi gördüğümüz zaman kaçış alanına bakalım. Dolayısıyla şimdi arkadaşımız aracın kontrolünü geri aldı. Su duvarlarına çarpmadan kaçış alanlarını tespit etti ve aralarından geçti. Bu da sürekli yani birkaç kere yapılması gereken bir egzersiz. Aracın kontrolünü geri alırken aynı zamanda kaçış alanlarını tespit edip onları bulup ve araçla oradan geçmek. Peki önemli olan soğukkanlılık anladığım kadarıyla ve tedbirleri önceden görebilmek, hissedebilmek. Peki bunun eğitimlerinde nasıl oluyor? Eğitimlerinden de biraz bahseder misiniz bize? Ahmet, bunun eğitimine biz yavaş yavaş başlıyoruz. Bu çok önemli. Dediğim gibi çok önemli. Soğukkanlı olmak çok önemli. Takip mesafenizi her zaman arttırırsanız, özellikle bu gibi durumlarda takip mesafenizi en az 6 saniye çıkartmanızı tavsiye ediyoruz. Böylelikle yandan yine kış lastiği evet, olmayan araç geliyor. Bakalım bu sefer nasıl olacak? Gördüğünüz gibi yine kontrol dışına çıktı. Yani çok zor bu hızlarda, yani 40 km hızla geliyor bu araçlar. Bu hızlarda bu lastikle kontrolü geri almak gerçekten zor oluyor. Çok usta bir yani usta dediğim, bu antrenmanı çok yapmanız lazım. Her şey prova. Biz burada ilk önce şiddetini, makine şiddetini düşük olarak başlatıyoruz. Ve insanlar algıladıkça, otomobil nereye gittiğini hissettikçe, doğru yere direksiyonu çevirmeye başladıkça şiddeti giderek arttırıyoruz. Dolayısıyla yavaş yavaş antrenmanı yapıp yani bu gibi durumu kontrol altına almasını sağlıyorlar. Şimdi gördüğünüz gibi artık neredeyse hiç araba titremeden arkadaşımız, eğitmen hocamız hemen aracı kontrol altına alabiliyor. Zamanla olabilecek bir şey bu. Yani hiç birisinin başına gelmediyse böyle bir durum, geldiği zaman o panik anında gerçekten ne yapmasını bilmiyor. Keşke herkes buraya gelip bunu antrenmanı yapabilseydi. Peki buradan bizi izleyenlere ne tavsiye edersiniz? Yani özellikle sokaklarda, caddelerde imkan olmayabiliyor. Kış şartlarında madde madde sayabilir misiniz? Şunları muhakkak yapsınlar diye. Öncelikle söylediğimiz gibi eğer gerekmiyorsa lütfen yola çıkmayın. Eğer yola çıkacaksanız mutlaka kış lastiklerini tavsiye ediyoruz. Bunları aracınıza takın. Şimdi çok kritik bir konu daha.
emniyet kemeri. Yani otomobilin bütün kontrollerini yaptınız, camlarını sildiniz, antifriz isteyecek suyunuz var, bütün lastiklerin havalarını kontrol ettiniz, step neye kadar. Şimdi araca bindiğiniz zaman lütfen emniyet kemerini takın. Yani Türkiye'de emniyet kemeri kullanma oranı %16. İnanabiliyor musunuz? %16. Bu kadar düşük bir seviye. Almanya'da bu %84. Lütfen bugün veya yarın aracınıza yola çıktığınız zaman bir etrafınıza bakın. Diğer sürücü emniyet kemeri takıyor mu, takmıyor mu? Ve emin olun her 6 yani otomobilden 5'i emniyet kemeri takmıyor. Bunu da göreceksiniz. Çok önemli bir konu. Bu gibi şartlarda özellikle emniyet kemerinizi takın. Yola erken çıkın. Bu gibi şartlar olağanüstü bir şart. Yani yılda İstanbul gibi büyük şehirlere İstanbul'a 10 gün. Bilemediğiniz 13 gün böyle bir kar düşüyor. Dolayısıyla bu önemli bir gün. Her gün gibi bu işi bugün bir günü yapamazsınız. Bu önemli bir gün. Dolayısıyla her şeyi bir öne almanız gerekiyor. Bir saat öne gelin. Bir saat öne gelin. Çok teşekkür ederim sizlere de. Konuğumuz Ahmet Özgün'dü. İstanbul Park'ta karlı havalarda nasıl sürüş yapılması gerektiğini konuştuk. Söz yeniden sizde.